Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pırasa nasıl çoğaltılır, nasıl üretilir, toprağa nasıl dikilir, bununla ilgili kısa bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, elimizde şöyle pazardan almış olduğumuz bir pırasa var. Bu pırasanın genelde pazarda satılırken şu şekilde kökleri oluyor arkadaşlar. Böyle kökleri varsa işiniz çok daha kolay demektir. Şimdi arkadaşlar, bu pırasanın şöyle bir keseyim öncelikle. Şu kısmını ayıralım, şöyle koyalım. Evet, şöyle koyalım. Şimdi aldığım bu kısmını arkadaşlar, nerelerden kesebilirsiniz? Öncelikle onu göstereyim. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama şöyle şurayı yememiş olursunuz, ziyan etmiş olursunuz. Şuradan kullanabilirsiniz, buradan kullanabilirsiniz. Şuraya kadar arkadaşlar kullanabilirsiniz bunu. Şöyle şuraya kadar. Ben buradan keseyim. Ve kestim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz göbek kısmındaki şu yeşillik, şu üstteki pırasanın göbeğindeki minik minik o yeşil yeşil küçük küçük çıkan şu yapraklar var ya, en küçük yapraklar. İşte onların devamı o arkadaşlar. Şimdi siz bunu kestikten sonra bu yeşil yeşil yapraklar arkadaşlar tekrar büyümeye, büyüdükçe kalınlaşmaya ve kalınlaştıkça şu kök gövdeyi oluşturmaya başlayacak. Yani şu şekilde tekrardan gövde çıkacak arkadaşlar burada büyüyerek. Bunu şöyle bardağın şöyle az bir suyun içerisine koyaraktan yeşillendirebilirsiniz. Tabi çocuğunuza falan göstermek istiyorsanız bu şekilde çimlendirebilirsiniz. Kökü yoksa, mesela şu kadar azıcık bir kökü var diyelim, şu kökleri, saçakları yok diyelim, köklendirebilirsiniz evet suyun içerisinde. Ama şu kadar kökü varsa, kökleri birazcık kuru bile olsa arkadaşlar hiç fark etmez. Suyu gördükten sonra belli bir süre sonra canlanacak, yeni kökleri de çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, saksıya direkt arkadaşlar şöyle direkt arkadaşlar getirip şöyle dikip birazcık gömelim. Şöyle dikip şöyle kafasından hafif bir yer gözüksün. Yeter. Evet, bu şekilde arkadaşlar dikimini yaparsanız yeşil yeşil yaprakları çıkmaya devam edecek. Ve bunun yapraklarını yiyerek arkadaşlar kök gövdesine dokunmazsanız, köküne dokunmazsanız tekrardan yeşil yapraklarını ya da atıyorum şöyle göstereceğim yine size. Şöyle diyelim, çıktı diyelim. Şöyle yeşil yaprak işte artık uzadı diyelim, büyüdü diyelim pırasa. Arkadaşlar kökü en yakın yerden şöyle alıyorsunuz, mesela örnek vereyim. Şöyle kesip alın, diğer kısmını yiyin arkadaşlar. Şu kökte kalan kısmı koyun, bırakın. Zaten saçakları toprakta sabit bir şekilde olacak. Daha sonra tekrardan sulama işlemine devam edin arkadaşlar bunu. Mesela devam ettikçe o kök, kökteki o yeşil yerler büyümeye devam edecek. Büyüdükçe gene yapraklarını ya da o gövdeyi oradan topraktan keserek alıp tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde evde üretebilirsiniz. Bunlara artık şey diyelim, soğan, sarımsak, işte pırasa, bunun gibi işte patates falan evde üretebilinir seri mi diyelim, böyle bir şey diyelim. Hatta yazayım videoların açıklama kısmına. Bu şekilde dikip tekrardan üretebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de kendi ürettiğiniz her zaman sağlıklı, çocuklarınıza her zaman güzel şeyler sunarsınız. Hem onlarla yapmak daha ayrı bir keyif olur sizin için ve öğretmiş olursunuz gelecek nesillere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz, beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın. Tekrar bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.